Efendim döner Türk kültüründe, Türk mutfağında olmazsa olmaz fast foodlardan bir tanesi. Bildiğimiz dönerler et döner değil mi efendim? Evet. Tavuk döner. Aynen. Sucuk döner vardı. Evet. Başka ne vardı bildiğimiz dönerlerden? Bir de bizim sunduğumuz hindi döner. Hindi döner. Evet. Artık hindi döner de var efendim. Bilecik merkezdeyiz. Bilecik'e, tüm Türkiye'ye hindi döneri sevdiren adamın yanındayım efendim. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Ergün Kayabay, Yenişli İsmeciyiz. Çocuklarımla bu işe girdik. Yaklaşık 2,5 aydır falan bu işin içindeyiz. Hani biz böyle bir şey yapmak isterken daha önce bir kafe falan böyle bir şeyinden ortaya çıktık. Ama mekanı da biraz kafe tarzında hazırlayıp daha sonra fast food şekline dönüştürdük. Hani bu çocuklarımın da istediği bir şekilde. Şimdi olmayan bir şeyi denemek istedik. Hani şimdi etçil bir insanlar olduğumuz için... Hani, etçil miyiz biz efendim? Eti seviyoruz diyelim. Eti seviyoruz ama yani onun yanında hani et de seviliyor, tavuk da seviliyor ama arada bir bol proteinli bir hindi döneri eksikti. Türkiye'de pek fazla yaygın değil bu. Hani millet hani tercih etmemiş veyahut da hani görmediği için, hani böyle bilmediği için böyle bir ortamda da hani biz bu hindi döneri getirip halka sunduk. Nereden gördünüz, nasıl esinlendiniz efendim hindi döneri takmayı? Nereden aklınıza geldi? Biz şimdi yurt dışından geldik, Almanya'da kaldık. Ben 45 yılımı Almanya'da geçirdim. Oralarda zaten bolca yiyorduk. Daha önce et döner, hani her tarafta bildiğimiz gibi bolca yaygın bir şekilde hani yedik. Ve daha sonra işte bazı sebeplerden dolayı bu bütün yurt dışındaki işletmeciler hindi dönere geçtiler. Hani bu da çok sevildi. Hani Türkler arasında da daha sonra Almanlar da mesela yani artık o kadar alıştılar ki yani yenmeden durmuyor artık. Hani o şekilde Avrupa'da et döner biraz geriledi ama hindi döner atak yaptı. Siz de dediniz ki neden Bilecik'te olmasın? Aynı o şekilde hani biz de buraya getirdik. Hani müşterilerimiz yani beğenerek yiyorlar. Değişik şekilde yapıyoruz bunları, hazırlıyoruz müşterilerimize. Yanmasın biraz, ateşi yüksek gibi yanmaz değil mi? Tabii yanmaz yani, işte yanması gerekiyor, iyice pişmesi gerekiyor ki yani hani o çiğlik olmaması için. Yani hindi bu eti biraz sert. Evet. Sert bir et. Ama hani bunlar taze hemen hazırlandığı için hani böyle buzluktan alınıp bilmem ne sonradan fırında evde hazırlayıp işte ekmek arası ya da bilmem ne tabakta yemeye benzemiyor. Hani bunlar çıtır çıtır böyle hani yine de çok şeylik alıyor, hani böyle taze kalıyor. Nereden geliyor hindiler efendim? Evet, hindilerimizi biz Bolca'dan alıyoruz. Hani Türkiye'nin bildiği meşhur marka. Hani bu büyük zincir marketlere de veriyor zaten. Buzluklarda görebilirsiniz. Onlar bu baton şeklinde de yapıyorlar. Hani döner olarak hazırlanmış, şoklanmış. Hani biz oradan, firmadan alıyoruz bunları. Burada işte açıp taze taze kesip sunum yapıyoruz. Pişmesi biraz zaman alıyor değil mi? Normal bir ete göre ya da tavuk dönere göre. Tabii biraz zaman alıyor. Hani bunu pişirmek gerekiyor. Hani çiğ olmaması için. Hani çünkü kimisi rahatsız oluyor. Hindi değişik bir şey. Ön yargı oluştu mu ilk yaptığınızda? Hani hindinin de döneri olur muymuş diyen oldu mu? Oldu. Hani bilmiyorlardı. Hani belki bilmemezlikten kaynaklandı bu hani bu olgu. Hani çoğu da işte askerde falan yediği için hani böyle erkekler falan çok söylerler. İşte biz çok yedik, hani doyduk artık buna falan. Bunun artık bunda mı yani, para verip yiyelim falan gibisine böyle. Ama ete gelince tabii millet çatır çatır yiyor. Tavuk olsun, belki o da çok fazla ucuz olduğu için. Hani böyle bir yola girdik. Yani insanlar zamanla alışacak yani. Tahminin kaç ay oldu? 2,5 ay falan oldu. Daha çok yeni. Evet. Hani bizim için de elimizi alıştırmak için de hani bizim için bir böyle bir yardımcı olmuş oldu bu zaman. Yiyenler ne diyor efendim?
Beğeniyorlar. Yiyenler yine geliyor zaten. Ben etrafta da mesela bir sürü müşterim oldu. Yani çok lezzetli olduğunu söylüyorlar zaten. Hani bir de ayrıca bizim kullandığımız hani bu mayonez veya ketçap tarzı şeyler koymuyoruz içine. Bizim özel yoğurtumuz var. Zaten o özel yoğurtun bu hindinin yağı ile birlikte karıştıktan sonra değişik bir tat çıkıyor. Ve o zaten damakta kaldıktan sonra insanlar onu sürekli istiyorlar artık. Yani o çok değişik bir şey. Ama o sosun zaten özelliği de yani bize kalsın. O da hani içinde ne olduğunu söylemiyor. Yani siz mi hazırlıyorsunuz özel sosu? Biz kendimiz hazırlıyoruz o sosu. Paylaşmıyorsunuz. Onu söyleyemeyiz. Yani o her ustanın kendi sırrıdır diyelim. Yani bu şekilde. Ergün Bey, şimdi lezzetinin yanı sıra protein değeri de yüksek. Evet. Değil mi hindi etinin? Yani protein değeri yüksek. Efendim, Ergün abi Almanya'da gördüğü ve Türkiye'ye taşıdığı bu lezzeti Bilecik'te, merkezde çocuklarıyla beraber hizmetini veriyor. Onlar kesiyorlar ve işte bu şekilde ekmek arası, tombik mi deniyor efendim bunlara? Tombik, tombik ekmek. Tombik arası hindi döner. Hindi döner. Başka ne var içinde? Kırmızı lahana değil mi efendim? Kırmızı lahana, evet. Kırmızı lahana var. Kırmızı domatesimiz, özel hazırlanmış yoğurt sosumuz. O beyaz olan şey mayonez değil mi? Yoğurt sosu. Mayonez değil, yoğurt sosumuz var. Özel hazırladığımız. Bu şekilde ekmeğimiz de zaten kara fırında tandır ekmek olarak çıkıyor. Tombik. Bayağı da büyük görünüyor efendim. Evet. Porsiyon çok büyük. Ya yedikten sonra yani bir 5-6 saat yani hiç aç kalacağım diye yani düşünmeyin. Yani yiyin çıkın. 6 saat sonra acıktığınızı hissedersiniz. Gerçekten çok doyurucu görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ön yargıları kırdınız efendim. Yani öyle zannediyorum, evet. Yani yiyen pişman değil. Al götür var. Paket var. Paket servisimiz de var. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım Ali, soyadım Kayabay. Biz de yurt dışında doğduk. 32 yaşındayım. Orada bayağı popüler mi hindi eti? Orada bayağı popüler. Yani biz de arkadaşın babası sayesinde gördük bu döneri. Dedik yani Türkiye'ye geldiğimizde dedik neden olmasın? Yani gayet de güzel tutuluyor. Ben şahsi olarak kendim de yiyorum. Tok yani, tutuyor, uzun süre tokluk hissi veriyor. Ayrıca tabii yani bu Avrupa'da da bilinen bir şey yani bu diğer zincirler gibi çok fazla yağlı değil. Hani sadece etin kendi orijinal yağı var içinde ve de salatasında zaten bol koyduğumuz için sanki böyle bir büyük bir menüymüş gibi oluyor. Yani o yüzden de hani bir kere yediğiniz zaman zaten uzun süre acıkmıyorsunuz. Harika. O açıdan da bir faydası evet, var yani. Evet, aynen öyle. Siz şimdi babanızla beraber kaç kardeş yapıyorsunuz bu işi? Babam var, ben varım. Erkek kardeşim Burak. Bir de en küçüklerimiz, kız kardeşimiz işte Betül Beyza. Aile üçümüz. Boyu hindi işine girdiniz yani. Hindi işine girdik. Ondan sonra işte kahvelerimiz de var. Onun yanında hatta şu şekilde döner boksların içinde de ekmeksiz olarak da veriyoruz. Efendim, normal kullanıcıların, normal tüketicilerin yanı sıra sporla uğraşanların ve sporcuların, vücut geliştirenlerin de tercih ettiği bir besin. Neden? Daha fazla protein olduğu için daha çok tercih ediliyor. Ama bunu daha kimse o kadar çok bilmediği için ne yapıyorlar? İşte tavuk, bunlara yönelik besinler tüketiyorlar. Ama biz de getirdik hindimizi. Dedik böyle böyle bir protein değeri var bu hindinin. Onu da duydular. Geliyorlar, alıyorlar veya söylüyorlar biz paket olarak götürüyoruz. Onlardan da talep arttı ya. Böyle diyebilirim. Harika. Efendim, neymiş bu hindi eti böyle? Evet, harika bir şey ama say bitmiyor faydaları. Evet, işte inşallah yani millet öğrenecek. Ona göre artık bunu da tercih etmeye başlayacaklar. Yani biz Bilecik'te bu ilki başardık, yaptık ve biraz belki hani geç başlar falan diye düşünmüştük. Hani her şey oluşumdan sonra ama yani yine de rağbet yani var. Hani bunu insanlar da hani severek yemeye başladılar zaten. Çevremizde sürekli istiyorlar bu tadı, bu lezzeti. Şimdi dakikalardır konuşuyoruz. Arkamızda da dönüyor efendim bir yandan böyle yağlı yağlı. İnsanın tabii ağzı sulanıyor. Birazdan tadına bakacağım.
Keşke Gizem Hanım da buralarda olsaydı da o da tadına bakabilseydi, değil mi? Öyle maalesef o gelmedi veya gelemedi. Götürelim ona bir parça? Tabii mutlaka, yani ona da bir şeyler yapıp ikram ederiz tabii. Ama Soğur efendim İstanbul'a gidene kadar şimdi boş verin Gizem Hanım'ı. O zaman siz bilirsiniz, ben bir şey söylemeyeyim, siz karar verin. Tamam efendim, biz şimdi hindi dönerin tadına bakacağız ve değerlendirmemizi de sizlerle paylaşacağız. Şüphesiz çok lezzetlidir, öyle görünüyor çünkü. Hadi tadına bakalım, bakalım değil mi artık? Evet, bakalım artık. Efendim hindi döner önümüze geldi. Tombik ekmekte, içinde bolca malzemesi de var. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Şimdi tadacağım ve sizlerle paylaşacağım yorumlarımı. Efendim müsaadenizle. Tabii buyurun. Afiyetle yiyin. Size vereyim efendim. Siz bir yandan anlatın. Döneri anlatmaya devam edin. Anlat anlat bitmiyor çünkü. Ali Bey, tadını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Daha tam anlayamadım. Biraz yemem lazım. Evet, biraz daha ilerleyin o zaman. Almanya'da çok meşhur diyorsunuz. Evet, bence öyle yani. Çünkü gittiğimiz her yerde görüyoruz. Her yerde köşe bucak. Yani sürekli karşılaştığımız yani yerlerde hep hindi döner var. Hani etleri daha fazla lokantalarda tercih ediyorlar. Ama bu döneri gittiğimiz her yerde, arabaların içinde de olsa bunu bir şekilde hazırlayıp sürekli hani böyle halka sunuyorlar. Yani her yerde hani köşe bucak her yerde karşılaştığımız bir tat. Hani biz şimdi geç mi keşfettik yani efendim? Yani Türkiye bence bu konuda çok geç kaldı. Hani yılbaşında sadece. Sırf yılbaşında işte hindiler hazırlanır, edilir falan ama yani bu bu şekilde döner halinde de yediğin zaman yani çok daha güzel oluyor. Efendim hindi döneri ekmek arasında ya da dürüm olarak sunulmuyor sadece. Lahmacunla da buluşturuluyor efendim burada. Yine farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi evet. Lahmacunu hindi dönerle beraber mi servis edeceğiz? Dürüm şeklinde, lavaş değil de bunu lahmacunun içine yaparak sunacağız. Yine size ait olan bir lezzet galiba. Ya Almanya'da bir abimden gördüğüm bir şey. Orada hatta yedik, denedik. Hatta raket diye bir isim de koymuştu kendisi. Oradan gördük, dedik buraya da getirelim, çok farklı bir şey. Yiyenler de memnun. Bir yapalım görelim efendim. Yapalım.